Eforla birlikte ortaya çıkmaya başlanıyor. Efor kapasiteleri düşmeye başlayınca e, hastalar tedirgin oluyorlar ve hekime başvuruyorlar. Bu nedenle de tanısı oldukça geç konuyor. Sigaraya başlama yaşı çok önemli. Erken yaşta başlamışlarsa 30 yaşlarında ortaya çıkıyor. E, sigara dışında bu hastalığı etkileyen önemli faktörler var. Çok az oranda da olsa. Çalışılan ortamın daki irritan tozların, gazların havayla alınması. Mesela maden işçileri, metal işçileri, ülke şehrimiz için tekstilde çalışan işçilerde de bu risk var. Hava kirliliği, dış hava kirliliği, şehirlerin havalarının kirli olması, soluduğumuz havanın kirli olması. Ama önemli bir şey, çok atlanan bir şey, iç hava kirliliği dediğimiz biomas dediğimiz maddelerin. Bunlar ne? Evde yemek pişirme ısınma amacıyla kullanılan odun, kömürün ülkemizde doğu ülkeleri doğuş bölgelerinde tezeyin yakılmasıyla çıkan gazın alınmasıyla bu hastalık ortaya çıkıyor ki özellikle bu daha çok kadınlarda etiyolojik faktör olabiliyor. Geçirilen enfeksiyonlar geçirmiş bir tüberküloz ağır bir zatüreden sonra da bu hastalıklar olabiliyor. Bir de alfa 1 antitripsin dediğimiz bir enzimin eksikliğinde de bu hastalık ortaya çıkıyor. Ancak bu hastalıkta bu tür KOAH'ta da çok daha erken yaşta KOAH ortaya çıkıyor ve bronşektazi dediğimiz hastalıkla birlikte oluyor. Hocam ama özellikle tiryakileri tehdit eden değil mi? Kesinlikle yüzde 85-90 oranında etken sigara ve sigara içimi. Buradan izleyicilerimize şunu söyleyebilir miyiz o zaman? E, 20 günde bir belki bir paket ve daha fazla tüketim yani tiryaki olanların hayatını tehdit eden ve mutlaka bu testi yaptırmaları gerektiği söylüyorsunuz. Kesinlikle. Ama sigara tabii ki genelinde Kesinlikle. de sağlığa zararlı. Sigara bıraktığınızda bu hastalık geriler. En azından olduğu yerde durur. Sigara içilmezse koa ortaya çıkmaz. Hocam şöyle bir soru yöneltmek istiyorum size takdir ederseniz ee, hamile anneler. Ve sigara tüketiyorlar hamileliklerinde. Mutlaka evet. size de geliyordur bu tür vakalar. Evet. Peki bu hocam çocuğun ileriki yaşamında nasıl tehdit ediyor astım olarak? Yani kalıtsal bir rahatsızlıkla dünyaya gelecek mi bu? Kalıtsal olarak değil ama e, sigara içimi kişinin oksijenizasyonunu bozuyor. Dolayısıyla karındaki çocuğun da oksijen almasını engellediği için organlarının gelişmesini engelliyor ve bu hastalar e, sigara içen annelerin çocuklarında astım gelişmesi, bronşit gelişmesi e, ve akciğer hastalığı gelişmesi normal insanlara göre, normal çocuklara göre çok daha fazla oluyor. Bir de bu kişilerin sigara içen annelerin çocukları düşük doğum ağırlıklı oldukları için solunum sistemi hastalıklarına daha yatkın oluyorlar. Diğer taraftan hatırlattınız bana e, sigara içen anne ve babaların çocuklarında e, astım İleriki yaşlarda astım, bronşit, kronik bronşit ve ileriki yaşlarında koah gelişmesi normal sigara içmeyen ailelere göre 5-6 kez daha yüksek oranda gözüküyor. Devam edeceğiz hocam kısa bir aramız var. Evet sevgili kısa bir ara aranın ardından tekrar birlikteyiz. Özel Medika Bilastanesi'nin sunduğu Olay Sağlık Kuşağı devam edecek.